Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, son dönemlerde gündemden düşmeyen fon dolandırıcılığı ve kara para aklama olayları ile ilgili konuştu. Daha çok faiz gelir elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimize haklı bir öfkeyle neden olmaktadır. Bahçeli sosyal medya platformlarını da merceğine aldı. Toplumsal arınma ve siyasi aklanma vurgusu yaptı. TikTok rezaleti gibi ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil, Türkiye'mize de haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Bahçeli konuşmasının devamında Özgür Özel'in yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine de değindi. CHP Genel Başkanı demiş ki, Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına mühürlüyüm. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız.